Yatırım Kulübü'ne hepiniz hoş geldiniz. Bugün Yatırım Kulübü'nde Omurga Portföy Genel Müdürü Yardımcısı Aybek Sel bizlerle birlikte. Aybek hoş geldin. Merhaba. Hem genel olarak yıl sonuna doğru geldik. Dolayısıyla varlık fiyatlarındaki şu an geldiğimiz durumu biraz konuşmakta fayda var. Yurt dışından Türkiye'ye sirayet eden o negativite nereye kadar devam edebilir? Biz zaten değerleme olarak diğerlerinin bir miktar altındaydık. Dolayısıyla şimdi daha da aşağı kayma potansiyeli var mı yok mu? Biraz buna bakarız. Gelecek seneye ilişkin gayrimenkul piyasasında neler beklenebilir? Biraz burayı da değerlendiririz. Zira hem gelen gayrimenkul ile ilişkin yeni varlığa dayalı menkul kıymet ihracı, aynı zamanda kampanyalar, bunlar ne kadar etkileyebilir? Tüm bunların değerlendirmelerini birlikte yapmaya çalışacağız. Fakat bir sohbetimize başlamadan evvel gidiyoruz Gedik Yatırım'a. Onurcan Bal bizleri bekliyor. Onurcan, endeks dün itibariyle 91'in altında kapandı. Bugün itibariyle de aslında yine nispi bir zayıflıkla başladığımızı gözlemliyoruz. Dolayısıyla nereye kadar gitme potansiyeli var şu an itibariyle bu aşağı yönlü ivmede? Endekste son günlerde özellikle burada satış baskısını arttıran gelişmelere baktığımız zaman geçen haftadan bu yana izlediğimizde bu gelişmeleri Fırat'ın doğusuna planlanan operasyonun bir miktar burada jeopolitik riskleri arttırması nedeniyle baskı oluşturduğunu görüyoruz. Aynı şekilde geçen hafta Cuma günü içinde zayıf gelen ekonomik verileri son günlerde küresel piyasalarda büyüme yönelik endişeleri tekrar arttırdı ve bunun da risk iştahını ve genel olarak küresel hisse piyasaları üzerine baskı oluşturduğunu izlemekteyiz. Cuma günü ve pazartesi günü dün küresel hisse piyasasında yaşanan sert satışlar dikkat çeken gelişmeler oldu. Buna bağlı olarak BIST 100 endeksinde zayıf seyrini sürdürdüğünü izlemekteyiz. Burada yurt dışındaki zayıf görünüm devam ettiği müddetçe endeks tarafının satış baskısının burada etkisini sürdürmesini beklemekteyiz. Aynı şekilde endeksin uzun bir süredir aslında takip ettiğimiz 91.300 ve 95.000 bandını kırmış olması da burada zayıf bir teknik görünüm sunuyor. Özellikle 91.300 seviyesi altında endeks tarafının satış baskısının müddet daha devam etmesi beklenebilir. Burada aşağı yönlü hareketlerde 89.000-89.300 arasında bir direnç bölgesinde, destek bölgesinden bahsedebiliriz belki ama asıl güçlü destek 88.500 seviyesinde bulunuyor. Bu seviye eğer aşağı yönlü geçecek olursa, 88.500 seviyesindeki destek kırılacak olursa burada endeks tarafında satış baskısının bir miktar daha artış kaydettiğini görebiliriz ki bu durumda 84.500 ile 86.500 aralığına doğru geri çekilme gündeme gelebilir. O nedenle kısa vadede 88.500 seviyesi üzerinde endeksin tutunma çabasını izliyor olacağız. Yukarı yönlü hareketlerin bir miktar daha hız kazanabilmesi için en azından kısa vadede 91.300 üzerinde bir kapanış görmeyi ve yurt dışındaki bu olumsuz havanın biraz daha olumlu katkı verecek şekilde değişmesini bekliyoruz. Son dönemde zaten risk iştahı genel olarak çeşitli risk faktörleri nedeniyle baskılanıyor. Brexit kaynaklı gelişmeler, ticaret savaşları ve son dönemdeki risk iştahı üzerindeki baskı oluşturan temel gündem maddesi. Dediğim gibi küresel büyüme yönelik endişeler burada yurt dışı piyasalardaki seyri de yakından takip etmek faydalı olacaktır. Aynı şekilde yurt içinde Fırat'ın doğusuna planlanan operasyonla ilgili gelişmeler ve haber akışları da TL varlıklar tarafında yakından izlenecek önemli veri akışını oluşturuyor. Onurcan çok teşekkür ediyoruz sana. Aktardığım bu notlarla birlikte iç piyasadan bir miktar bahsettik. Şimdi gidelim yurt dışı piyasalardaki tablo neye işaret ediyor? Bu kadar sert satış dalgası nereye kadar devam edebilir? Bunları değerlendirmek üzere telefon hattındaki diğer konuğumuza iş yatırıma gidiyoruz. Uluslararası Piyasalar Müdürü Şant Manukyan bizlerle birlikte. Şant, aslında bir yerde hep dibi buluyordu piyasa. Bu kez bulamıyoruz. Neden? Aslında istersen şöyle bir belirsizlik olduğunu düşünüyorum ben piyasa açısından bakıldığında. Bir yandan açıklamalarda her ne kadar resesyondan çok uzağız tarzında bir görüntü olsa da diğer yandan getiri eğrisinin özellikle 3 yıl ile 5 yıl arasındaki bölgeye baktığımızda bir çarpılma olduğunu görüyoruz. Bu da resesyonun öncü işareti olarak piyasada tartışılıyor. İkinci nokta şu, daha önce tabii artık Greenspan, Bernanke, Yellen'la alışılmış put opsiyonu Powell'la ortaya çıkacak mı çıkmayacak mı, bunun tartışmalarını yaşıyoruz. Hatta muhakkak sen de okumuşsundur, Wall Street Journal'da artık önemli isimlerin kesinlikle faiz arttırmaması lazım Fed'in tarzında yazıları çıkmaya başladı. Dolayısıyla Fed put'un olup olmadığını da net bir şekilde göremiyoruz. Bir de bunlara ek olarak dünyadaki ekonomik gelişmelere baktığımızda başta Avrupa olmak üzere evet gerçekten bir yavaşlama var. Resesyon bence çok iddialı bir şu anda görüntü ama bir yavaşlama var. Dolayısıyla dengelemenin hangi seviyeden yapılacağı biraz daha belirsizlik taşıyor şu anda. Peki Şant, şimdi bu noktada nedenler üzerine zannediyorum hemen hemen herkes hemfikir ama öbür tarafıyla dönüp baktığın zaman da
Gerçekten bu kadar sert momentum, özellikle Aralık ayında bakarsan 90 yılın en kötü Aralık ayı şu ana kadar Amerikan endekslerinde. Russell 2000'e bakarsan işte şu anda ayı piyasasına girmiş durumda. Dolayısıyla bir yerde bunun dönüşü sağlanacaksa o nerede sağlanacak? Eğer resesyon beklentisi şu an fiyatlanıyorsa da önümüzdeki sene doğrudan doğruya bu kadar sert bir soğuma beklemek çok makul mü? Daha önce seninle yaptığımız sohbetlerde de ortaya koyduğum bir şey var ki resesyon sinyali yatırı eğrisi terse dönmeye başladıktan sonra 1,5-2 yıl civarında bir zaman alıyor. Doğru mu? Doğru. Ben şu an için bu beklentinin biraz abartılı olduğunu düşünüyorum. Zaten aslında Bloomberg'de de ortalama büyüme beklentilerine baktığımızda Amerika için hiç fena değil. Yani uzun vadeli büyüme seviyesine yakın seviyelerde. Şunu unutmamak lazım. Şu hava, eğer tabii bilmiyoruz, şu ana kadar da çok iyi işaretler görmedik ama eğer örneğin ticaret savaşı konusu çözülürse çok hızlı dağılabilecek bir hava. Dolayısıyla bana biraz korku abartılı olarak geliyor. Ama şunu da unutmamak lazım. Yani bu satıştan önce piyasada işler iyi giderken de şu analiz haklı olarak yapılıyordu. Gerçi bir işleme çevrilemiyordu ama Nasdaq'ta örneğin veya S&P'de baktığımızda çok az sayıda şirketle, teknoloji şirketiyle yukarı gittiğini, çok sağlıklı gitmediğini herkes görüyordu. Tabii bunu shortlayabilecek cesaret kimsede yoktu. Ama ben hala olan bitenin aslında abartılı bir yükselişten sonra bir toparlanma olduğunu düşünüyorum. Tabii ticaret savaşı çok daha sertleşir. Amerika'da önümüzdeki sene birinci çeyrekte borçlanma tavanını tartışıyor olacağız. Avrupa'da ECB'nin çıkmasından sonra bono getirilerinde yukarı bir sert hareket görürsek o zaman gerçekten bir resesyon korkusunun da haklı olduğunu söyleyebiliriz. Şant, çok teşekkür ediyoruz sana aktardığım bu yorumlar için ve dönüyoruz şimdi Omurga Portföy Genel Müdürü Yardımcısı Aybek Sel'le sohbetimize. Sen ne diyorsun Aybek? Çok hani her sene Noel Baba Rally'si gelir yıl sonunda, işte herkes son bir hareketle yukarı yönlü yapar, dolayısıyla traderlar bonuslarını alır vesaire falan diye bir genel beklenti vardır ki bu sefer bayağı kabus oldu Aralık ayı. Tersten geldi bu sefer, evet. Gerçi yine traderlar bonuslarını alacağı dönemi ayarlamışlardır ama mesela hedge fondlara bakarsan da şu anda hedge fondlar 2011'den bu yana en kötü yılını yaşıyorlar ve bu sene özellikle hedge fond tarafında dışarıda, yurt dışında kapan önemli ve büyüklüklerde ve isimlerde, markalarda kapanışlar olduğunu da gördük. Ama tabii onlar da 9 yıldır gelen bir olumlu piyasanın ekmeğini de yediler. Yani bu arada onu da bir kenarda tutmak lazım. Evet, görüntü son hafta oldukça dalgalandı. Ayın 21'ine kadar da, zaten bu haftanın sonuna kadar da biz bunu aşağı yukarı yaşayacağız. Ondan sonra biraz daha duruluruz tabii. Hem Noel zamanı, hem Amerika'da hükümet kapanacak büyük bir ihtimalle, hem tatil arası derken bu karmaşa bir hafif bir nefes alacağı yıl sonuna kadar kısa bir döneme girecek. Şimdi aslında birkaç sebebi var bu aşamanın, özellikle Amerika'da. Bir tanesi Şant da bahsetti, özellikle getiri eğrisindeki yatay konuma gelme. Zaten birkaç haftadan birkaç aydır yatırımcıları rahatsız etmeye başlamıştı yurt dışında. Tabii ki her getiri eğrisi yatay hale geldiğinde veya 10 yıllıklarla 2 yıllıklar arasındaki fark kapandığında Amerikan hazine tahvillerinin resesyon ya da kriz çıkacak demek değil. Ama bütün göstergeler şuna işaret ediyor: Amerika bu 2018'i geçirdiği kadar olumlu 2019'u geçirmeyeceğini düşünüyor ekonomik açıdan. Trump'ın bence tweetlerinin altında yatan da psikolojik sebep bu, gözüken o. Tabii Fed faiz arttırdığında büyümeyle ilgili stres olacağı için hiçbir siyasi zaten faiz artımından hiçbir zaman hoşlanmaz. Ama gelinen noktada biz Amerika'da kredi piyasasına, özel sektör tahvilleri diye tabir ettiğimiz Türkiye'de tahvil piyasasına, bonolara baktığımız zaman orada kredi anlamında bir hafif sıkışma ve stres olduğunu görüyoruz. Ve birçok kurumun kendi yatırım yapılabilir notunu taşıyamama gibi bir riski doğduğunu da gözlemliyoruz. Bunun bir iki örneği de oldu. En son Xerox'un mesela tahvillerinin kredi notu düşürüldü. Dolayısıyla bu borçlanma piyasasındaki sıkıntı artı getiri eğrisindeki durum önümüzdeki sene 2019'a dair beklentileri daha iyiden biraz daha aşağıya çevirdi. Ama yine de hani resesyon ya da çok kötü olacak gibi söylemek için henüz erken. Bence böyle bir karar vermek için gerekli veriler yok, görüntüler de yok. Şu anda piyasa Fed'in faiz artışını azaltmasını istediği için o yönde reaksiyon veriyor.
Çok ciddi bir reaksiyon var. Diğer bütün etkenlerle beraber sadece sebep bu değil piyasalardaki. Bir düzeltme var. Mesela S&P'de 2600 seviyesinde algoların çalıştığı ve stop loss'ların çalıştığı söyleniyor. Dolayısıyla 2545-2550'lerde yeni denge bulma çabası olacaktır bir süre, kısa bir sürede olsa. Her şeyin yeni bir dengeye gireceği dönemde olacağız. Ama burada dikkat etmemiz gereken şu, çok olumsuz bir tablo değil bu. Sadece 2018 kadar Amerika'da işlerin 2019'da iyi gitmeyeceğinin fiyatlara yansıması ve düzeltme dönemi. Peki, bir virgül koyalım. Gidelim Londra'ya bakalım orada nasıl bakıyorlar aynı tabloya. Forex Time Döviz ve Piyasa Araştırma Strateji Direktörü Cemal Ahmet bizleri bekliyor. Cemal, good morning. Günaydın. Size de günaydın. Öncelikle teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Hisse piyasalarına gördüğümüz satışla başlamak istiyorum. Riskten kaçış modunda olduğumuzu görebiliyoruz gerçekten. Bunun arkasındaki sebep neydi? Bence yatırımcılar özellikle de yarınki Federal Açık Piyasa Komitesi kararına odaklanmış durumda ve Fed'in ne yapacağıyla alakalı çok fazla belirsizlikler var. Büyük olasılıkla faizleri artırabilirler. Ancak küresel ekonomi için aşağı yönlü bir tahmin söyleyebilirler ve ABD ekonomisi için de aynı şey söz konusu. Evet, iyimser ve aktif bir Merkez Bankası'nın tonunu değiştirmesinin piyasa belirsizliği yaratması çok normal. İşte özellikle de finansal piyasalarda gördüğümüz tepkinin sebebi de bu. Yatırımcılar artık daha düşük bir küresel büyümeye hazırlanıyor 2019'da. İşte tam olarak bu yüzden riskten kaçış durumu var. Hangi tür kararlar olumlu olarak algılanabilir algı açısından? Eğer faiz artırım yaparsa ve güvercin bir açıklama yaparsa genel fikir yumuşama tarafında mı olur ABD ekonomisi için? Eğer herhangi bir şekilde faiz artırımı da yapmazlarsa ve yine güvercin tarafta kalırsa, bu da yine yumuşayan bir senaryo olarak mı açıklanabilir ABD ekonomisi için? Ya da hangisi nasıl fiyatlanabilir? Pekala, küresel resme bakacak olursak, gelişen piyasalar ve Türk lirası dahil diğer varlıklara da bakacak olursak, elbette Fed'in yapacağı çok önemli. Çünkü bir tane yapacağı şey ABD dolarının yumuşaması çok önemli olacak. Yumuşayan dolarda gelişen piyasa para birimlerinin çoğunun geri dönüşü olacaktır. Çünkü bunların çoğunun üzerinde enflasyon baskısı var. Gelişen piyasalar için orta ve yakın vadede olumlu olacaktır ve en piyasa arkadaş canlısı sonuç bu olacaktır. Ancak Federal Reserve'in güvercine kayması şu noktada küresel ekonomi için olumsuz olacak ve yatırımcılar da zaten gelecek yıl karşılaşabilecek sorunlara kendini hazırlaması anlamına gelebilir ki uzun vadede ise piyasası da bunun etkilenebilir zaten. Elbette diğer önemli bir soru da ABD dolarının güçlenmesi olacak bütün bu senaryolarda. Önümüzdeki yıl ne bekliyorsunuz? Yumuşayan Avrupa ekonomisi ve özellikle de Avrupa bütçesi konusu yaşanan sorunlar ve Brexit sorunlarıyla alakalı ve ticaretin küresel anlamda yavaşlaması, yumuşamasıyla alakalı ABD dolarının güçlenmesini nasıl yorumlayabilirsiniz? İşte tam olarak da ABD dolarının çok fazla yumuşayacağını düşünmeme sebeplerimden bir tanesi bunlar. Çünkü ekonomik endişeler var. Dediğiniz gibi Avrupa'da süregelen Brexit sorunu var. Havla Avrupa'da bütçe senaryoları yüzünden sorunlar var. Ekonomik büyümenin yavaşlaması, yumuşaması sorunu var Çin tarafında ve bütün bu etkenler de doları yukarı çıkarabilir. Fed evet bir hareket yapabilirse ve özellikle de Merkez Bankası beklentilerini 2019 için düşürse bile bu Merkez Bankası'nın ve ABD ekonomisinin hala getiri eğrisinin üzerinde olduğunu değiştirmez. Özellikle Çin'le ya da İngiltere'yle kıyaslandığında ABD çok daha önde. Son iki soru. Bir tanesi Trump yönetiminin özellikle de Fed'e uyguladığı baskı ve yarınki kararla alakalı açıklamalar yapıyor.
Bunun etkisi ne olabilir? Özellikle de Fed'in güvenilirliği açısından ve politika tutumları açısından bunu değerlendirebilir misin? Aslında politik bir risk etkeni olduğunu düşünmüyorum. Özellikle de Merkez Bankası bağımsızlığına ve onun yatırımcıların buna olan güvenine bakacak olursak Fed'in hiçbir şekilde aksiyonlarını etkilemeyecek ve aylardır planladığı şekilde zaten faizleri arttıracaktır. Evet, bir gerginlik var ancak Merkez Bankası'na bakacak olursak, örneğin Hindistan'a bakacak olursak ya da diğer para birimlerine bakacak olursak zaten Merkez Bankası bağımsızlığı sorgulanmasından çok fazla etkileniyorlar. Evet, Fed'in Trump'ın odak noktasında olduğunu biliyoruz ancak bunlar gereksiz şeyler, özellikle Merkez Bankası bağımsızlığını düşünecek olduğumuzda. Son soru da gelişen piyasalara akan akıştan bahsetmek istiyorum. Türk lirası diğer gelişen para birimlerinin performans olarak geride bıraktı son birkaç ayda. Daha fazla Türk lirasının gidebilmesi için alan olduğunu düşünüyor musun? Diğer gelişen piyasa para birimleriyle kıyaslandığını ne söyleyebilirsin orta vadeli resim için? Evet, bence kesinlikle Türk lirasına bakacak olursak son 3 ayda çok iyi bir toparlanma gerçekleştirdi. Ancak hala 2018 için hala düşüşte. Dediğim gibi Türk lirası için değer kazanması için o da var, yer var diyebiliriz. Farklı senaryolara da bakabiliriz. Enflasyon görünümü Türkiye'de iyileşebilir ve enflasyon baskısı azalırsa Türk lirasını daha da güçlü hale getirebilir. Ancak gelişen piyasa sepetine bakacağım olursak, örneğin rupiye ya da Çin yuanına bakacak olursak, bütün bu para birimlerinin çok hassas olduğunu biliyoruz. Sadece faiz beklentisine değil, aynı zamanda ticaret konusunda da çok hassaslar. Eğer Çin tarafında ticaret sorunu çözülürse o zaman bu para birimleri de toparlanacak ve bunların içinde Türk lirası da var. Evet, risk iştahı var. Riskli varlıklara iştah var ve bunların içinde de Türk lirası da var. Diğer gelişen piyasa para birimleri de dahil. Cemal Ahmet, bugün bize katıldığın için çok teşekkür ederim. Evet, Londra'dan görüşler böyle. Aybek, sana da sorayım. Türk lirasına ilişkin performans konusunda senin beklentin nedir diye. Ondan sonra araya gideceğim. Genel olarak gelişmekte olan ülkeler için daha zor bir yıl olabilir geçen seneye göre. Her ne kadar Amerika böyle yolda bazı tümsekler atlatsa da şu hafta ve dün olduğu gibi, yine de doların görece olarak diğer para birimlerine göre kuvvetli kalmaya devam edeceği bir dönem. Çünkü Amerikan ekonomisi hala iyi gidiyor. Hala büyümeleri iyi gidiyor. Belki geçen seneki kadar kuvvetli olmasa da göstergeleri hala iyi gözüküyor. Dolayısıyla bu süreç bu şekilde devam ettiği müddetçe gelişmekte olan ülkeler için baskı unsuru olmaya devam edecektir. Artı likiditenin de kısıldığı bir dönemdeyiz. Buna çok dikkat etmek lazım ve faizlerin de çıkış trendinde olduğu bir dönemdeyiz. Dolayısıyla iş zor olmaya devam edecek. Peki, kısa bir araya gidelim. Aranın ardından sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Yatırım Kulübü'nün ikinci bölümüyle karşınızdayız. Omurga Portföy Genel Müdür Yardımcısı Aybek Sel'le birlikte sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Önümüzdeki yıl için ne bekliyoruz'u birazcık içeride tartışalım istersen. Çünkü varlık fiyatları belli bir yere geldi. Borsa İstanbul'da işte bir tur 100 bin denedik, olmadı. Sonra bir 97-98 denedik, olmadı. Şimdi yurt dışındaki havada bozunca, biraz risk iştahı azalınca biz 90 binlerin altına geldik. Dolar bazında endekse baktığımızda iyi prim oldu kurda gerilediği için. Ama şu an itibariyle geldiğimiz yer orada da bir stabilizasyona işaret ediyor. Dolayısıyla önce hisse senedi bacağını önümüzdeki sene nasıl beklersin diye bir sormuş olayım. Yani genel olarak önümüzdeki sene gelişmekte olan ülkelerin hepsi bir güçlü dolar baskısı görmeye devam edecek. Ama mesela biz bu dönemde hakkını vermemiz lazım ki sıkı para politikası sayesinde yine çok daha fazla yara almadan daha ılımlı atlatabildik diyebiliriz. Yani büyük bir enkaza dönüşmedik. Eğer sıkı para politikasında devam edersek bunun faydasını görmeye, bunun bize sağladığı korumanın faydasından yararlanmaya devam edebiliriz 2019'da. Öncelikle buna bakmak lazım. İkincisi, şimdi tabii ki endekste hisse bazında, her hisse bazında ayrışan bir hikaye olacaktır. Bankalar ayrı bir kenarda 2019'da, biliyorsunuz onların karlılıkları ve
Kredilerle ilgili hikayeler daha çok olayı sürükleyecek diye düşünüyorum. Bankalardaki kredilerle ilgili yapılanmalar. Onun dışında diğer sektörlerde hani inşaata baktığınız zaman, gayrimenkule baktığınız zaman, beyaz eşyaya baktığınız zaman hepsinde farklı hikayeler var. Ama genel olarak biz açıklanan bu hafta yoğun verilere de bakıyoruz. Sanayi üretimine bakıyoruz, büyümeye bakıyoruz, tüketici eğilimlerine bakıyoruz. Hepsinde zor bir dönemde olduğumuzu işaret ediyor. Şimdi önemli olan bu zor dönemde daralmanın neresindeyiz? Daha ne kadar daralacağız? Veya nereden dönmeye başlayacağız? Bunu iyi kestirebilmek lazım ki o zaman hisselerin hareketlerini hisse bazında yorumlayabilelim. Bunları da yapabilmek için aslında birçok faktör birbirine bağlı gelişiyor. Bu yapılandırmalarla, borçlanmalarla ilgili yaklaşımlarımızın ve adımlarımızın ne olacağını, daha ileride ne olacağını daha da açıklamaya devam etmemiz lazım. Yine şu ana kadar açıklanan aksiyon planları var. Bence bunlar da olumlu gelişmeler. İşte Vıdımık olsun, özellikle inşaat sektörü ve gayrimenkule yönelik başka adımların daha atılması gerekiyor ama tahvil ve borçlanmanın her zaman piyasasının açık olduğuna sağlayacak önlemler neler olacak mesela sermaye piyasası tarafında? Bunları görmemiz lazım. Yani biz şu anda para piyasasıyla sadece tek başına her şey olmaz ama onun sağladığı korumayla az yara alarak bu dönemden çıkma şansına sahibiz hala. Ama bu adımları geciktirmememiz lazım. İnşaat sektörü çok önemli bir sektör oldu. Çünkü bizde sanayi üretiminde de alt verilere baktığınızda da işsizlik datasında da bütün verilerde aşağıya çeken sektör şu anda. Dolayısıyla burada reformların yapılması lazım. Nedir reformlar? Şimdi birincisi çok düşük faiz ve bol para dönemi bir bağımlılık yarattı. Bütün şirketler için geçerli bu. Yani bir madde bağımlılığı gibi şirketler ucuza borçlanabildikçe borçlandılar ve yatırımlar yaptılar. Kimi yatırım tuttu, kimisi tutmadı. Şimdi bir kere bu yatırımları verirken sadece bankaların kontrol etmesi değil, örneğin bir proje finansman kredisi veya herhangi bir inşaat kredisi olsun tüketiciye bile verirken çeşitli denetim mekanizmaları gelmesi lazım. Yani bunu devletin ilgili kurumları da zaten başka ülkelerde örnekleri var bakabilirler ama ben sadece bir tane örnek vereyim. Mesela Almanya'da bir inşaat yapmak için kredi aldığınızda size kredi limitiniz onaylandığında bütün parayı alamıyorsunuz. Önce kendi kaynaklarınızla belli bir oranda yatırım yapıyorsunuz, belli bir noktaya getiriyorsunuz. Sonra o noktaya getirdiğiniz denetleniyor. Denetlenip işte bu belediye olabilir mesela. Denetlemeden geçtikten sonra banka bir dilim daha size veriyor. Mesela paranın yapılan işe göre peyderpey şirkete ödenmesi ve şirketlerin daha yakından denetlenmesi olabilir. Bu çok önemli bir husus çünkü siz kontrolsüzce borç verdiğiniz zaman her ne kadar şirket sahipleri, yöneticileri iyi niyetli de olsa o yatırım yanlış yönelebilir ve para yedebilir. Zaten şu anda yaşadığımız dönemde 9 senedir yaşadığımız bol likidite, bol para, çok düşük borçlanma maliyetleri, faiz biliyorsunuz paranın maliyetidir. Dolayısıyla çok düşük maliyetle fazladan paraları borç alarak bunları bir gelir getiren yatırıma dönüştüremeyerek elimizde bir bomba olarak bulmamızdan kaynaklanıyor. Demek ki burada öncelikle buna bakmak lazım. İkincisi gayrimenkul bizim alanımız olduğu için daha çok oraya eğileceğim. Gayrimenkulde artık yatırımcıların alışması gereken yeni bir dönem var. O da gayrimenkulün yönetimi. Şimdi eskiden ne yapsanız satıyordu. Yani yaparım satarım diye işin içinden çıkıyordunuz. Şimdi böyle bir durum söz konusu değil. Şimdi burası önemli de yani aslında buradaki temel sorun bir yapılmış ve satılamayanlar ne olacak? İki yapım aşamasında kalmış olanlar ne olacak? Doğru. Dolayısıyla esas problemlerden bir tanesi kesinlikle, burası. Kesinlikle. Nasıl çözeceğiz bunu? Kesinlikle haklısın. Dolayısıyla eldeki stoğa bakıp bu stokla ilgili bir planlama yapılması lazım. Ne olabilir? Mesela konutla ilgili 2018 kolay bir yıl değildi ama 2019'da biraz alım ötelenmiş olduğu için konut biraz toparlayabilir hafif. Ama ticari olan gayrimenkullerde hala toparlanmaya zaman var. AVM dediğiniz yatırımın toparlanması için tüketici talebinin çok güçlü olması lazım. Daralan bir ekonomide bunu yapamazsınız. Dolayısıyla bunları başka projelere dönüştürmeniz lazım. Ne olabilir? Okul olabilir. Çok genel bir örnek veriyorum. Veya bir yaşlılar evi olabilir.
öğrenci yurtları olabilir. Yani artık hangi bölgede ne olabilecekse o bulunduğu çevrenin eksiğine de bakarak ve potansiyeline de bakarak hızla dönüştürme projeleri olması lazım. Dolayısıyla biz harekete geçmediğimiz sürece tamam bu stokları menkulleştirelim. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Ama menkulleştirdiğiniz stoğun verimli çalışması lazım. O da çalışmazsa tahvil de kurtarıcı olmaz bu konuda. Sadece süreci ötelemiş olursunuz. Kaçınılmazı yaşamayı peki ötelemiş olursunuz. Peki bu fizibilitesini yapmak kolay mı? Yani aslında bir rezidans olarak planladığın projeyi bir anda işte atıyorum bir bakım evine veya bir öğrenci yurduna çevirebilmek. Yani feasible olarak görülebilir mi? Her projede de çünkü her öyle olmayabilir. Dolayısıyla bir, sadece belli başlı projelerde belki işe yarayabilir ama hakikaten oradaki pazara da uyumlu bir şey olması lazım gerçekten tutması için. Doğru. Arsa maliyeti çok yüksek olduğu için onu da çıkartabilecek bir fizibilite olması lazım. Şimdi arsa maliyetini hemen çıkartayım, inşaat maliyetini hemen çıkartayım diye bir dönem beklenmek lazım. Bakın yurt dışında da zaman zaman çalkantılar olur. Çalkantılar olur. Mesela biz en çok bono piyasasından alışkınız. Çalkantılar olur. Haircut dediğimiz bir uygulama vardır. Ödeyemediği zaman borcun bir kısmı düşer ve siz bir işte %30, %20 kayba razı olursunuz ve yolunuza devam edersiniz. Şimdi burada da biz neye razı olacağız? Hangi fizibilite ne kadar anlamlı ve optimal sonucu bize çıkaracak? Onun çalışmasını yapmamız lazım. Her proje dönüşemeyebilir ama dönüşecek olanlara bir an önce bakmak lazım zaten. Çünkü bir inşaatı yaptıktan sonra veya yapmaya başlayıp yarıda bıraktığınız zaman atıl bir biçimde büyük zarar ediyorsunuz. Peki bir başka önemli konu özellikle gayrimenkullerin değerlenmesiyle ilgili, yeniden değerlenmesiyle ilgili bir çalışma da var. Evet. Dolayısıyla buradaki ekspertiz çalışması o yeniden değerlemelerin sonucu bu nasıl etkileyebilir piyasayı gayrimenkul tarafında? Yani işin pratikliğini umarım bozmaz. Çünkü yeniden değerleme sürecinin uzun olmaması lazım. Alım satımlarda pratik olması lazım. Zaten işlem geçmesi bu kadar zor bir dönemde süreci uzatmaması lazım. Ama bence yeniden değerleme yapılmasının olumlu yönleri de var, olumsuz yönleri de var. Birincisi bir değerleme raporu alıcı ve satıcı arasındaki o işlemin gerçekçi bir platformda geçip geçmediğini gösteriyor. Çünkü biliyorsunuz bu alım satımlar daha sonra dava konusu olabiliyor, itirazlar olabiliyor. Dolayısıyla eğer pratik ve mantıklı ve tabii ki vatandaşa fazla maliyeti olmayacaksa yani burada suistimal edilebilip de değerleme raporlarına fazla maliyet umarım çıkmaz. Olmayacaksa bence mantıklı bir değerleme raporu olması her zaman için alım satım işlemi sırasında. Peki buradan bir sonraki aşamaya dönüp baktığımızda da şu anda devam eden projeler var. Ama bunlar genellikle belli bir süre finansmanı önden işte satışlarla gerçekleştirip inşaata başlanmış. Ama şu anda nakit döngüsünün kırılmasından, yeni talep gelmemesinden mütevellit sıkışmış yerlerdeler. Bu projeler için ne yapılabilir? Bir, ikincisi kamu bankaları burada bir çalışma başlattı. İşte 0.98'lik kısmı tüketici olarak siz üstlenin. Geri kalan kısmını yüklenici firmadan biz alıyoruz. Dolayısıyla 1.75, 1.80 yani ortalaması 1.78 oluyor galiba ama neyse buralarda piyasa faizi 2.35, 1.75, 1.80'le bunu alabilirsiniz gibi bir çalışma. Bunların kapatılması için ne kadar etkili bir formül olabilir? Tabii tüketiciden destek almaya çalışmak da bir yöntem ama şu anda tüketici zaten zayıflamış durumda. Dolayısıyla biz tüketimle eritmeye çalışıyoruz ama başka kanalları da yanına eklememiz lazım. Bence kamu destekli gelen her öneriyi özel sektörün çok ciddi değerlendirmesi lazım. Özellikle inşaat sektörünün. Çünkü içinde bulunduğumuz ekonomik konjonktürde bütün maliyetlerimi çıkarıp üzerine de kar edeyim ben bu işten bakış açısıyla bakacağınız bir dönem değil. Kaldı mı öyle? Yani çok yani başa başa da nakit döngüsü kırıldığı çok için. Kötü bir durumda olmakla birlikte mesela biz bazen piyasadan duyuyoruz. Yani hakikaten hala daha maliyetimi tamamen çıkarayım üzerine de çok az bir para bana kalsın yaklaşımı var. Şimdi biz bu dönemde değiliz. Yani bence zaten bizim kendi yerli yatırımcımız olarak da kaçırdığımız nokta orada. Dünyanın içine girdiği dönem kesinlikle para bolluğunun bittiği, faizlerin yukarı çıktığı, çıkacağı, bütün dünyadaki merkez bankalarının faiz artıracağı bir dönem. Bu dönemde dolar gibi yabancı para birimleri de her ne kadar euroda bazı sıkıntılar var ama bence o da 2019'un ikinci yarısından sonra toparlanacak, güçlü kalmaya devam edecek. Bu sırada bizim elimizdeki nakit kaynaklarımız kısıtlı. Dolayısıyla bugünlere
kapımıza dayanmışken bize kamu tarafından gelen önerilere sıcak bakmamız lazım diye düşünüyorum. Kamu desteği olmadan zaten buranın toparlanması da mümkün değil. Tüketici desteğiyle sadece bunların eritebilmesi bence çok zor olursa sürpriz olur. Bir de tüketici tarafına baktığın zaman alternatif getiri çok yüksek. Yani sen şu anda stoktan bir konut alacaksan büyük olasılıkla gelecek sene şu anki fiyatın altında bulma şansın var. Eğer bir sonraki seneye kalıyorsa aynı gayrimenkul. Doğru. Daha düşüğe alabilirsin. Doğru. 1 milyon liram var örneğin. Bir gayrimenkule bağlamayı planladın. Bir sonraki sene nette yaklaşık 1 milyon 200 bin liram var. Alacağın konut 1 milyon lirayken önümüzdeki sene belki 950 bin lira, belki gene 1 milyon lira. Dolayısıyla bu da tüketiciyi kaçırıyor. Bakın biz duyuyoruz örnekleri. Mesela Ağustos sonunda bir konut 900 bin TL, 915 bin TL'ye müteahhit 15 bin TL indirim yapmadığı için almayan kişiye bugün aynı konutu 550 bin TL'ye ver veririm diyen müteahhit var. Fakat bu sefer de kişi almak istemiyor. Çünkü siz de olsanız hani kim olsa ben de almaktan şüphe ederim. Acaba bunun altında bir şey mi var? Hani ev elimden mi gidecek? Tapuda başka bir şey sürprizler mi daha sonra ortaya çıkacak gibi korkulara sahip olabilirim. Dolayısıyla her şeyi tüketiciye yüklemenin bir anlamı yok. Zaten tüketici hem irite olmuş durumda hem eskisi gibi tüketim gücü de yüksek değil. Burada mutlaka kamu destekli çözüm ki daha önce denendi bu bir çözüm oluşturmaya çalışıldı. Bence bütün tarafların tekrar masaya gelip o çözümü sonuçlandırması lazım diye düşünüyorum. Çünkü 2019'a kalsın bakarız işleyişi kesinlikle bir fayda sağlamayacaktır. Gidişat onu gösteriyor. Bu arada bir yandan da devam eden projeler için bakacak olursan çok da ciddi anlamda inşaat maliyetinin artışından kaynaklanan bir baskı da var. Yani tabii, bir anda talep düştü. Öbür ve tarafta maliyet da maliyet arttı. Dolayısıyla şu anda yapılan konutlar tamamlandıklarında büyük olasılıkla ciddi anlamda yüksek fiyattan çıkmak zorunda da kalacak. Bu sefer o tarafta da bir stok birikmesi riski var, doğru mu? Kesinlikle. Dolayısıyla bence inşaat sektörünün mutlaka finansçılara ihtiyacı var. Bu sadece bankadan kaynak sağlamak değil, geleceği planlarken, geleceğe yönük beklenti, projeksiyon, işte her neyse bütçelerini tasarlarken mutlaka finans piyasalarındaki gelecekleri de hesaba katarak bir planlama yapmaları lazım. Yabancı yatırımcılar ilgi gösteriyor mu gayrimenkullere, projelere? Yabancı yatırımcılar mevcut aldıkları gayrimenkullerinin yanında paçallamak için diyeceğim çok uygun fiyatlar olduğu zaman ilgi gösteriyorlar ama ben yine 2019'un ikinci yarısından sonra hızlanabileceğini düşünüyorum. Eğer yani her şey yolunda giderse Amerika'dan kredi piyasası kaynaklı bir çalkalanma çıkıp da bütün gelişmekte olan ülkeleri olumsuz etkilemezse, eğer Türkiye'de biz kendi içimizde sıkı para politikasından veya başka bir şeyden sapıp da farklı bir yöne gitmezsek, yani bu eğerleri belirtmem lazım, beklenmedik bir gelişme olmazsa, şu anda yaptığımızı yapmaya devam edip daha farklı önlemleri de yanına katarsak bence daha artarak gelecektir diye düşünüyorum. Son soru, özellikle burada yabancı yatırımcıların Türkiye'ye olan ilgisi önemli ama yerli yatırımcıların da döviz mevduatlarına belki belli ölçüde talip olan veya döviz birikimlerine talip olan bir yeni ihracımız var. Dolar ve euro cinsinden devlet tahvillerinin bireysel yatırımcıya satış süreci. Burayı nasıl görüyorsun? Ne kadar ilgi toplamasını beklersin? Şu anda talep toplaması sürüyor. Evet, daha önce de olmuştu. Altın tahvil ihracı olmuştu biliyorsunuz. Ona daha fazla ilgi olmasını bekliyordum ben şahsen. O zaman olmamıştı. O yüzden burada çok kişisel tahmin yapmak istemiyorum. Ama tabii bankaların elindeki döviz mevduatları da bankaların ihtiyacı olduğu için onların bünyesinde. Şu dönemde umarım bankaların çok döviz mevduat ihtiyacı yoktur ki bu tarafta hazine ihalelerine talep daha fazla olabilsin. Peki, çok teşekkür ediyoruz Aybek, sana aktardığın değerlendirmeler ve yorumlar için. Gidiyoruz hemen Dubai'ye. Dubai'de Ersoy Erkazancı bizleri bekliyor. Ersoy, Xi Jinping'in konuşması bugünün en fazla ön plana çıkan gelişmesi. Dolayısıyla ne var senin gündeminde diye bir parça üzerinden geçelim istersen. Evet Açıl, bugün piyasalar bu konuşmaya çok anlam yüklediler. Böyle bir beklenti yaratılmıştı. Acaba yeni bir politika açıklanacak mı, yeni bir reform olacak mı diye, ama biraz hayal kırıklığı oldu diyelim. Amerikan borsaları da bugün sert düşmüştü. Bugün Asya'ya yansımaları oldu. Xi Jinping genel konuşma yaptı. En önemli dikkatimi çeken, hiç kimse Çin'e dayatma yapamaz dedi reform konusunda dedi. Reformlara devam edeceğiz dedi. Artık Çin dünyanın merkezinde bulunuyor dedi. Reform projesi zorlaşıyor ama devam etmemiz lazım dedi. Bunlar daha önce de kullanılmıştı.
kullanılan, parti toplantılarında kullanılan cümlelerdi. İyi mi kötü mü bilmiyorum ama 0.82 eksiyle kapattı. Diğer borsalar %2'ye yakın eksiyken ama çok fazla heyecan vermedi. Gerçi bu ekonomi zirvesi bu hafta boyunca devam edecek. Yeni kararlar çıkabilir, yeni teşvik paketi çıkabilir ama sadece Xi'nin konuşmasını dikkate alırsak bunun piyasaları çok fazla heyecanlandırmadığını söyleyebilirim. Açıl. Ersoy, çok teşekkür ediyoruz sana. Aktardığım bu notlarla birlikte biz de Yatırım Kulübü'nün sonuna gelmiş oluyoruz. Kısa bir aramız var. Sonrasında saat başında Güzem Yılmaz Focus'la karşınızda olacak.